Herkese selamlar dostlar. 21 Kasım 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Salı günü için toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var, onunla başlayalım. Bildiğiniz üzere milli takımımız deplasmanda Galler'le oynayacaklar. Sizce Galler-Türkiye maç skoru ne olur? Sizlere de sorduk. Benim skor beklentim burada 2-1'lik bir Türkiye galibiyeti yönünde. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Daha önce yapmış olduğum iki skorunda kazananı bilen olmadı. Türkiye Almanya'ya 3-2 kazandı. Norveç maçı da 3-3 bitti. Çok gollü geçti. 3-2 Almanya'ya yazan var ama 3-2 Türkiye yoktu. Bu maçın maç skorunu yorumlara yazabilirsiniz. Geçtik. Her türlü soru, görüş, öneri için de arkadaşlar Instagram adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Gruplara girmek isteyenler veya herhangi bir kupon oluşturursunuz, bilgi almak isteyenler, fikrimi almak isteyenler de Instagram'dan benimle Kangalba hesabından iletişime geçebilirler. Her türlü soru, görüş, öneri için, eleştiri için de Instagram adresimizi kullanabilirsiniz. Dün gece yüksek misli yaptık. Bir adet ondan bahsedelim. Brooklyn mücadelesi vardı. Biz burada deplasmana yöneldik. Embiid oyuna girdikten sonra oyun çok farklı oluyordu. İkinci periyotta oyuna girdiği gibi zaten çok farklı oldu. İlk yarıda zaten sanırım 60'a yakın sayı attı. Biz burada 51.5 üstünü almıştık. 400 TL önerdik. Dediğim gibi bu NBA ve milli maçlara çok fazla yüksek misli gitmiyoruz. En fazla 900 TL civarına gittik. Dün gece de öyle bir yüksek misli yapalım dedik. 400 TL'ye attık, aldık. Bugün aynı şekilde 600 TL'lik bir yüksek mislimiz de verildi. Dünün NBA kuponu vardı. Toronto mücadelesine 216.5 üst olarak almıştık. Toronto zaten 140'a yakın sayı attı tek başına. Orlando mücadelesine de 233.5 üst aldık. Orlando da tek başına inanılmaz sayı attı. Ki Indiana mücadelesine de ev sahibine de canlı yapmıştık. Onları da içeri almasını bildik. Tebrikler, dün NBA'de para var diyerekten de paramızı aldık, devam ettik. Ve sadece bunlar değil, sadece maç önü tercihlerde de özellikle milli maçlarda kadroları görmek çok önemli. Kadroları gördükten sonra ilerliyoruz zaten genellikle. O yüzden maç önü tercihlerimiz de gruplarımızda gelmekte. Canlı olarak zaten biz kendimiz her türlü maçı izliyoruz. NBA'de çok güzel canlı yaptık son dönemlerde, özellikle milli maçlardan ziyade NBA tarafına biraz daha ağırlık verdik. Aynı şekilde milli maçlarla birlikte canlı olarak devam ettik ki herkes açık Telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmında var. Sizler de eğer gruplara gelemiyorsanız en azından herkes açık Telegram gruplarına gelin. Ücretsiz olarak sizler de canlı maçlardan veya ekstra tercihlerden de faydalanabilirsiniz. Bu grubu da elimizden geldiğince aktif tutmaya çalıştığımızı sizler de biliyorsunuz. Hatta gruplardan göstereyim. Dün NBA'de canlı yapıyorduk. Yani zaten erken seans mücadelesi. Brooklyn mücadelesi ikinci çeyrek 56.5 üst olarak değerlendirdik. Zaten geldi. Burada herkes bizde 1-1-1. Yani çok aktif bir grup olduğumuzu söyleyelim. Sadece sohbet odasında zaten 400'e yakın kişi var. Herkes 60'ı geçecek. 56.5 dedik. 65 olmuş yazmış arkadaş da. Şu şekilde görüyorsun. Oha, 65 olmuş. Yani öyle bahisler verdik. O geldi. Brooklyn mücadelesine deplasman ilk yarı buçuk onu aldık. O geldi. Devam ettik. Yüksek misliği zaten vermiştik. O geldi diyerekten de. Burada 3. çeyrek Brooklyn mücadelesine 55.5 üst vermişiz. Sonra deplasmana 116.5 üst vermişiz. Burada Toronto'nun 103'ü gelmiş, deplasmana gelmiş derken burada yeşil olaraktan da güzel bir kazanç sağladık. Değerlendirip kazanç sağlayan herkese tebrikler diyerekten devam edelim ve maçlarımıza geçelim. Sizlerden ricam videoya +400 seviyesinde beğeniler bırakmanızdır. 10 saniyenizi ayırıp beğeni ve yorum bırakırsanız ayrıca hem dinleyerekten de hem de sizler şu an beğeni attıysanız da isterseniz başlayalım. Önce U21'den başlamak istiyorum. U21'in 2 gün önce bir hazırlık mücadelesi vardı ya, A-Spor'da yayınlandı. Ben maçı izlediğim için almak istedim. Şu an maçta Alanya'da, benim şu an olduğum şehirde oynanacak. Maçı da belki giderim zaten, kombine var. Ki bu maçlar galiba biletsiz alıyorlar galiba. Öyle bir mevzu var. Bir ara gitmiştim U21'in maçına. Norveç'te oynayacaklar. Burada favori biz olmamıza rağmen Norveç'in bizden daha iyi bir takım olduğunu, genel olarak gençlerine şöyle bir karşılaşma yaptığım zaman da Norveç'in gençlerinin daha iyi olduğunu söylemekte fayda var ki grupta da zaten bakaraktan da atmış olduğu gollerden, yemiş olduğu goller, oynamış olduğu takımlardan zaten bunu sizler de görebilirsiniz. Yani Türkiye gol atabilir mi? Atma ihtimali var zaten. Maçta favori. Mücadele bence bir karşılıklı gol var olur gibi geliyor. İdealden 1.45 gibi oranı var zaten. Bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz ama ben biraz daha yüksek orana gitmek isteyenler için de burada özellikle deplasman tarafından, Norveç tarafından 2 gol gelme ihtimalini de görüyorum. Onun da oranı 2.08 gibi oranı var. Benim skorum burada 1-2 deplasmanda Norveç'in kazanması Alanya'da, bilginize. Maç da Alanya'da oynanacak. Diğer mücadelemiz, skor mücadelemiz Galler'le Türkiye mücadelesi. Almanya'yı nasıl tokat ettik ama 2.5 üst bekliyorduk. İdealden aldık. Ben 2-1 ayarında Almanya kazanır diyordum da onların 4 yıldızı varsa bizim de Kenan yıldızımız var diyelim.
Yani böyle maçlarda spikerler çok abartıyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ama güzel iş çıkardık. Gerçekten oyun olarak güzel iş çıkardık. Montella ile birlikte yani güzel iş çıkardığımızı takım olarak da gençler de artık kendini gösteriyor. Özellikle Kenan Yıldız maşallah. Onun dışında Bertu, o da aynı şekilde süre alacaktır muhtemelen. Ya alacağız böyle, gençler oynayacak. Bu jenerasyon biraz daha iyi gibi. Kerem aynı şekilde. Bakalım. Ben burada arkadaşlar, Galler'in de zaten son şansı. Burada favori açılmaması çok normal. Yani Galler'in bu maçı yenmek zorunda olması iddiada bir nevi favori gösterilmiş. Ki kadrosu da kaliteli. Fakat bizim millilerin de gol atmasını bekliyorum. Burada KG var, alınacaktır bence. 1.50 gibi oranı var. İdealden bir var tercihi alıp çıkılabilir burada. Onun dışında şunu söyleyeyim sizlere. Bu maçın maç skorunu zaten sizlere sormuştuk da ben de 2-1 bekliyorum. Eğer Galler takımı yani biraz daha üstüne gelirse milli takımının, burada deplasmanda biz bir gol bekliyoruz zaten. İkinci golü de bulur mu diye düşünüyorum acaba. Deplasman 1.5 üstüne, ona da 2.43 oranı var. Risklidir. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Hırvatistan'la Ermenistan mücadelesi. Bunlar da Hırvatistan'ı burada kaybetmemesi lazım. Kaybetmemeyi bırak, kazanması lazım Hırvatistan'ın. Neden olduğunu söyleyeyim ben sizlere. İkili avarajda Galler önde. Eğer ki Galler bir galibiyet alırsa, milli maçta ben beklemiyorum galibiyetini de, Hırvatistan'ın burada beraberliği yetmez. O yüzden Hırvatistan bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama kazanırken de yani oran almak adına burada şu şekilde bir değerlendirme yapalım. 4.5'u zaten açmamışlar bile. Hırvatistan'ın maçları zaten jenerasyon sonuna geldi. Futbolda biraz kötüleşmeye başladı bence. 3.5 altına 1 yani 1.63 gibi orandan Hırvatistan kazanır ve mücadelede 4 gol olmaz. Avrupa'dan oynayanlar şu şekilde yapabilir. 4.5 altına 1 yaparsa da daha bir ideal oranı yakalamış olur. Biz burada bu tarzda yapmamız lazım. Cebeli Tarık'la Hollanda mücadelesi. Yani Cebeli Tarık en son maçta 14 yedi. Fransa'nın teknik direktörünün devre arası konuşması çıktı. Arkadaşlar diyor, size devre arasından tam not diyor. Devre zaten 7-0 şampiyon. Yani bir zahmet tam not versin. Diyor ki ikinci yarı devam edin. Rekorumuz diyor 10-0, durmayın diyor, atın diyor. Fransa'nın teknik direktörü. Görüntüleri düştü, daha bu sabah izledim hatta, onu da belirteyim. Hollanda en son 1-0 kazandı, maça yattı. Ben burada diyorum ki Hollanda biraz oynarsa ilk yarıdan ekleyecekseniz 3 gol, 1.94. Başka türlü zaten oran bulamazsınız bu mücadeleyi. Alacaksanız da bu şekilde ilk yarı 2.5 üst falan alacaksınız ki oran alsın değsin. Yani taş attığımız şey ürküttüğümüz kuşa değsin diyeyim ben sizlere. İlk yarı 2.5 üst 1.94. Olursa ilk yarı 3-0 bitsin diyelim. Bol şans. Yunanistan'la Fransa. Az önce sizlere bahsettim. Fransa teknik direktörünün Cebeli Tarık maçının devre arasında maç 7-0 olmuş. Diyor ki durmayın diyor, atın diyor. Bizim rekorumuz 10-0 diyor. Bu rekoru geliştirelim diyor. Biz de bu maçın çok güzel canlısını yaptık. Ev sahibi 11.5 üst aldık. Ben böyle bir şey almadım ömrümde. Bir ara Real Betis aldım. Real Betis aldım. 10.5 üst müne aldım. Şey maçı vardı. İspanya Kupa mücadelesi vardı. Zaten ilk yarıda 6-7 tane atmıştı. O da öyle yakalamıştık da. Yani Fransa yedek kadrosuyla burada Yunanistan'ı yenebilecek güçte. Yeter ki ciddiye alsınlar. Ki bence ciddiye alacaktır. Yani teknik direktörünün konuşmalarından anladığım kadarıyla Fransa burada deplasmanda da olsa kaliteli kadrosuyla, yedek kadrosuyla burada Yunanistan'a karşı galip gelmesini bekliyorum. Maç sonu 2-1-42 gibi orandan doğrudan değerlendirdim Fransa'nın galibiyetini. Kosova ile Belarus. Bu arada Kosova'nın yıldızı Vedat Muriç. Yıllardır öyle, uzun zamandır öyle golcüsü. Bir baldır gerilmesinden kaynaklı geçen maç oynamadı. Muhtemelen bu maçta sakat mı? Şuradan gösteririm acaba, bakalım mı? Aynen bak, baldır bacak sakatlığı olarak gözüküyor zaten. Muhtemelen burada Kosova'nın olmayacak. Prestij mücadelesi. Kendi evinde Kosova. İlk mücadeleyi deplasmanda iyi oynamıştı. Burada kendi evinde galibiyetini bekliyorum. Doğrudan burada da Kosova'nın galibiyeti gelebilir arkadaşlar. Benim düşüncelerim, önerilerim bu yönde. Kapadım. Ya NBA falan var da burada NBA öneremiyoruz bildiğiniz üzere. Videosunu çekemiyoruz. Gruplarda oluyor. Maç kadrosuna falan bakmamız lazım. İdealden değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Gruplara gelmek isteyen arkadaşlar da Instagram üzerinden iletişim kurabilir. Herkese teşekkürler. Herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.